Merhaba arkadaşlar. Bugün size PowerPoint'te olabileceğini düşünmediğiniz 3 harika efektten bahsedeceğim. Dönüşüm efektleriyle birlikte uygulama yapacağız. Yapacağımız bu uygulamalarda kişileri yakınlaştıracağız, vurgulamak istediğimiz alanları vurgulayacağız, kişilerin tanıtımını yapacağımız bir uygulama yapacağız. Yine dönüşüm efektiyle aynı zamanda yıllık 5 yıllık planda neler yaptığımızı anlatacağımız bir sunum hazırlayacağız ve böylelikle dönüşüm efektini sizler de kendi verilerinizde uygulayabileceğiniz şekilde öğrenmiş olacaksınız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Birlikte yapacağımız bu 3 çalışma dosyasını açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ve kanalımıza dosyaları indirme seviyesinde katılarak ve 7,5 lira ödeyerek indirebilirsiniz arkadaşlar. Kendi verilerinizde de bu yapacağımız uygulamaları kullanabilirsiniz. Gelin birlikte ilk uygulamamızı yapalım. Bakın bu mutfak resmini ben nereden buldum? Canva programına girip ücretsiz olarak oradan istediğiniz resimleri, sadece bu mutfak resmini değil, iş hayatı ile ilgili resimleri de Canva sitesine girip oradan kolayca indirebilirsiniz. İlk resmimizi ekledikten sonra, bakın resmi seçtikten sonra CTRL ile birlikte bir alt satıra kopyalıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi veriyi kopyaladıktan sonra CTRL'ye basılı tutarak verimi küçültüyorum. Sonra bu alana gelip sağ tıklayıp bakın kılavuz ve çizgileri göster dedikten sonra çizim kılavuzlarını ekranda görüntüle diyorum ve tamam dedikten sonra bakın kılavuzumu buraya eklemiş oldum. Şimdi ben yakınlaşacağım alana bakın burası benim çalışma alanım. Ve resmimi tam üzerine oturtturuyorum. Resmimi büyüterek yakınlaşmak istediğim alanı buradan seçebiliyorum. Bakın ben buradaki alanı taşıdıkça benim bu taraftaki verimin de değiştiğini görebiliyorsunuz. Bir tık daha küçültelim bunu. Evet şöyle bakın buradaki alanı yakınlaştırmış olduk. Aynı şekilde ben burayı seçtikten sonra CTRL ile beraber bir alt tarafa kopyalayabilirim. Ya da gelip üzerine sağ tıklayıp slide'ı çoğalt diyerek de buradaki çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirim. Şimdi bu sefer de bu camın önündeki resme yakınlaştıralım. Üçüncü slide'ı seçtikten sonra bakın slide ön izleme alanından bu sefer de camın önüne yakınlaştıralım verimizi. Hatta bir tık da yukarı kaydıralım. Sonra sağ tıklıyorum ve slide'ı çoğalt dedikten sonra bir sonraki slide'a geliyorum. Ve bu sefer oturma alanını yakınlaştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir tık daha bunu küçültelim. Evet. Ve son olarak da başlangıçtaki alana geri dönebilmek için en baştaki slaytımı seçip CTRL ile birlikte en alt noktaya getiriyorum. Sonrasında bakın burası önemli. Ben buradan gelip bu ikinci slaytı seçip Shift ile birlikte son slaytı seçtikten sonra tamamını seçmiş oluyorum. Geçişler kısmına geliyorum ve bakın dönüşüm efektine tıkladıktan sonra slaytlarımı dönüşüm efektine uydurmuş oluyorum. Sonrasında gelip ilk slide seçiyorum ve slide ön izlemeye tıkladıktan sonra bakın bir sonraki adıma geçtiğimde benim burada uygulamış olduğum, yakınlaştırmış olduğum tezgah üstünü gösterdi. Sonrasında camın önünü gösterdi. Bir sonrasında yemek yenen masayı gösterdi ve bir sonra da en başa dönecek şekilde ilgili uygulamayı gerçekleştiriyorum. İkinci olarak yine farklı bir uygulama yapalım birlikte. Bakın satış takımının yer aldığı direktör, müdür ve satış mühendislerinin yer aldığı bir çalışma resmi olduğunu varsayalım. Buradaki kişilerin pozisyonunu ve isimlerini yakınlaştıracak bir dönüşüm efekti yapalım birlikte. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikli olarak bu resmi Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve üzerine getirdim, ekledim. Alttaki resmimi seçiyorum. Ve resim biçimi sekmesine geldikten sonra renge tıklıyorum ve buradan koyu bir renk olacak şekilde ilgili resmi gördüğünüz gibi ayarladım. Sonra üstteki resmi üzerine tam oturacak şekilde ekledim. Şimdi ben bu slide'ı sağ tıklayıp slide'ın üzerine slide'ı çoğaltıyorum ve ikinci slide olacak şekilde kopyaladım. Şimdi bunu küçültüyorum ve buradaki resmi seçip yine büyütüp vurgulayacağım olan alanları özellikle seçiyorum. Şimdi bunu seçtikten sonra bakın üstteki resmi seçtim. Resim biçimine geldim ve kırpın altındaki oka tıklıyorum ve şekle göre kırp deyip buradan bir oval şekil buraya ekliyorum.
Bu oval şekli hareket ettirmek istediğinizde bakın bu şekilde hata alırsınız. Ctrl Z ile başlangıç noktama dönüyorum ve tekrar bunu seçtikten sonra kırp diyorum ve bakın kırpılacak alanım geldi. Şimdi buradaki ben öncelikli olarak bu hanımefendiyi seçeceğim için ona yakınlaştırıyorum bu vurguyu. Sonrasında ekle sekmesine geliyorum ve metin kutusu ekliyorum. Bu hanımefendinin ismi de Canan Kalır olsun örneğin. Satış direktörü diyelim pozisyonuna da. Evet. Şimdi bu alanı bir yakınlaştıralım. Seçelim. Kalınlaştırıp 24 boyutuna da büyütelim. Ve uygun bir alana görülecek şekilde bunu buraya ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar küçültüp ikinci bir slide ekleyelim. Aynı şekilde buradaki beyefendiyi vurgulayacağız bu sefer. Bakın sağ tıklıyorum. Slide'ı çoğalt deyip bir altına da bu şekilde tutup yerleştiriyorum. Seçiyorum bu alanı ve yine büyütüp bakın bu sefer beyefendiyi vurgulayacak şekilde aşağıya taşıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve burada da yine üstteki resmi seçip sadece şekil biçimi deyip kırp deyip şekle göre kırp deyip yeniden bu alanı seçip aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Bakın bu sefer ben buradaki beyefendiyi vurgulayacağım için ona yakınlaştırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle evet kurtaralım. Şimdi buraya da geliyorum. Ekle diyorum ve bir metin kutusu da buraya ekliyorum. Bu beyefendinin ismi de Ahmet Çelik olsun. Bu da satış müdürü olsun. Satış müdürü yazıyorum. Aynı şekilde buradaki bu başlığı da şöyle alalım. Kalınlaştıralım ve 24 boyutuna büyütelim. Bir tane de satış mühendisindeki bu hanımefendiyi çoğaltalım. Onu nasıl yapacağız? Yine sağ tıklıyorum ve slide'ı çoğalt deyip slide'ı çoğalttıktan sonra en alt noktaya bunu ekliyorum. Yine buradaki arkadaşlarımı seçiyorum. Ve bakın yine burayı büyütüp hanımefendi orada olacak şekilde bakın yaklaştırıyorum. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet buradan da kontrol edebilirsiniz. Geldim yine en üstteki resmi seçtim. Resim biçimine geldim. Şekle göre kırp dedim ve oval bir şekil ekledikten sonra bakın kırpmaya tıklıyorum ve bu sefer de buradaki hanımefendiyi vurgulayacağım. Bu alanı seçiyorum. Hanımefendiyi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi şu biraz daha evet bu şekilde netleştirelim. Ekle sekmesine geliyorum. Yine metin kutusu ekleyip bu hanımefendinin isminin de Ceylan Kaya olduğunu düşünelim. Altına da satış mühendisi diyelim. Ve buradaki bu yazımızı da seçip böyle uygun bir yere yerleştirip kalınlaştırıp 24 boyutuna getirelim. Hatta şöyle aşağıya alalım. Çok da bizi engellemesin görüntümüzü. Evet bu şekilde de bunu eklemiş olalım. Sonra baştaki slide'ı çoğalt deyip en sona alalım. Çünkü slide'ın sonunda başlangıç noktama dönmüş efekti verebilmek için bunu yapmak durumundayım. Bakın ikinci slide'ı seçtikten sonra shift'e basıp son slide'ı seçersem aradaki bütün slide'ları da seçmiş olurum. Sonrasında geçişlere tıklıyorum ve dönüşüm efektini yaptıktan sonra bakın buradaki slide'ı göster çubuğuna tıkladım. Başlangıç noktasındayım. Bir sonraki slide'a geçiyorum. Canan Kalır'ı vurguluyorum. Bir sonraki slide'da satış müdürünü vurguluyorum. Bir sonraki slide'da da satış mühendisini vurgulayıp ismini söyledikten sonra başlangıç noktama geri dönecek dönüşüm efektini uyguluyorum. Sizler de kendi verilerinizde bunu uygulayabilirsiniz. Sizlere üçüncü ve son olarak göstermek istediğim çalışma 2023 yılından 2027 yılına kadar bir şirketin yapmış olduğu işlerin yer aldığı böyle bir çalışmamız olduğunu düşünelim. Ben bunu daha önceden hazırlamıştım. Sonrasında her bir adımı bir slide'da olacak şekilde bakın birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım ve başlangıç noktasına geri dönecek şekilde yine aynı şekilde ilgili çalışmayı hazırladım. İkinci slide'ı seçiyorum ve shift'e basarak son slide'ı seçtikten sonra bakın geçişlere tıklıyorum ve yine dönüşüm efektine tıklayıp ben buradaki verilerime dönüşüm efekti veriyorum. Ama efekt seçeneklerine geliyorum bu sefer. Bakın karakterleri de seçiyorum. Geçerken karakterlerin de değişmesini sağlayacak ilgili uygulamayı burada vermiş oluyorum. Sonrasında slide gösterisi seçeneğini seçtiğimde bakın başlangıç noktasındayım. Sonrasında birinci adıma geldiğimde piyasaya hızlı bir giriş yaptık seçeneğini. İkinci adıma geldiğimde gördüğünüz gibi ikinci yılda neler yaptığımı, üçüncü adıma geldiğimde üçüncü yılda neler yaptığımı,
dördüncü adımda neler yaptığımı ve beşinci yılımda neler yaptığımı görüp başlangıç noktasına tekrar dönüyormuş gibi dönüşüm efektini bu şekilde de uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yıllık analizleri yaparken, 5 yıllık analizleri yaparken bu şekilde sizler de sunumunuza renk katabilirsiniz.